Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, bir yılı aşkın bir zamandan bu yana devam eden Kur'an ve İslam programına gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ediyoruz. Rabbimizin tüm dünya insanlarının karanlıklardan aydınlığa çıkabilmeleri ve insanca yaşayabilmeleri için son elçi Muhammed Aleyhisselam'a vahyettiği son öğüt kitabı Kur'an'ı en iyi anlatan yine Rabbimiz olduğu, Kur'an'ın anlaşılamaz, mutlaka tefsir edilmesi gerekli sır bir kitap olmadığı gerçeğini dile getiren konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, şimdiye kadar genellikle dinimizin tek ve ana kaynağı olan Kur'an'ı kendi lisanımız ile anlayabilmemiz için temel kavramlar üzerinde açıklamalarda bulunan sayın konuğumuzdan sizlerden gelen soruların bir hayli birikmiş olması nedeniyle bu programda cevaplanması ricasında bulunmak istiyoruz. Sayın Yılmaz, izninizle değerli izleyenlerimizden Abdullah Palazoğlu ve Selçuk Üniversitesi'nden arkadaşlarının bir sorusu var. Onu iletebilir miyim? Evet, buyurun efendim. Efendim, diyorlar ki arkadaşlarımız, cinsel ilişkiden sonra yıkanmak gerekir mi şeklinde bir soru var. Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben bu sorunun cevabına geçmezden evvel önce televizyon aracılığıyla ve bize maillerle, kendi şahsi maillerimizle ulaşan binlerce arkadaşlarımıza, izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ve ben burada önce bir genel cevap vereceğim bir soru var. Belki 100'e yakın kişiler tarafından çorunda çocuğunda, özellikle de yetişkin kız çocuklarında psikolojik bozukluklar, evet, olan kişiler çocuğunu cin çarptığı, cinlerin iliştiği, şeytanların vesaire gibi bir şeyler, isnatlarla, evet, rahatsız olduğu ve bunları işte hocalara okutmaya götürdükleri gibi ve bizim de bu konularda kendilerine, yani okuma üfleme yönüyle yardımcı olup olamayacağımız noktasında soruları ve talepleri var. Çok enteresan. Biz bunların çoğuna imkanlar ölçüsünde bireysel cevap veriyoruz. Ama bir genel olarak burada şunu hatırlatmakta yarar var. Evet. Bu tip rahatsızlıklar patolojik olaylardır, normal rahatsızlıklardır. Evet. Bunlar beyindeki salgı bezlerinin bazı hormonları fazla veyahut da eksik üretmesinden kaynaklanan nedenlerdir. Ne cin ilişmiştir, ne şeytan ilişmiştir, ne de onların değişik tabirleri var. İyi saatte olsunlar, üç harfliler falan filan, evet, gibicesine tabir. Öyle bir şeyler yok. Evet. Bu tip dostlar, bu tip arkadaşlar, önce hepsine bir geçmiş olsun diyorum. Bu dertler geçer. Ama çabuk geçmesi için acilen bir psikoloğa, bir psikiyatriste gitmeleri gerekir. Doğru. Onlar
kendilerine yol gösterir, yardımcı olur ve kısa sürede inşallah onları tedavi ederler. İnşallah. Ama üfürükçülerle uğraşacak olurlarsa çocukları yine yani tedavi olur ama geç kalmış olurlar. 3 ayda iyi olacak çocuk, genç, delikanlı bu defa 3 senede iyi olur. Eziyet çekmiş olur. Kendine. Eziyet çekirler, evet. Çocuğa çektirirler, aile kendisi çeker. Evet. Önce bu tip bir şeyi açıklamış olayım. Ondan sonra da Konya'dan değerli kardeşimiz Abdullah Palazoğlu ve Selçuk Üniversitesi arkadaşlarının evet sorusunun cevabına gelelim. Buyurun efendim. Şimdi bu sorunun kaynağı bizim bundan evvelki yaptığımız programdaki cünüplük kavramını izah edişimiz. Evet. Biz programda cünüplük kavramını izah ettik. Salata yaklaşmama noktasında ya. Bunu yaparken hani o ayetlerde hem Maide suresinin 6. ayetinde hem de Nisa suresinin 43. ayetinde cünüplükten kurtulduktan sonra yıkanılması evet noktası vardı. Biz bunları söylememiştik. Evet. Orada eksik kalmış. Ve böylece evet programı izleyen kitle acaba yıkanma konusu olacak mı olmayacak mı noktasıyla evet ilgili konuşmalar olmuş ve bu konuşmaların mahiyetinde de bunun vuzuha kavuşması için evet bize bu soruyu yöneltmişler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İşte dinin ortaklaşa anlaşılması noktasında böyle çabalar olursa seviniyoruz. Tabii ki. Tabii ki. Bu mesele, dini konular sadece Hakkı Yılmaz'ın, Mehmet Ali Bey'in sorunu değil. Tabii. Tüm Müslümanların sorunu olduğundan bu paylaşıma da destek verdiklerinden dolayı tekrar bir daha teşekkür ediyorum. Evet, gelelim konuya. Efendim, Maide suresinin 6. ayetinde hani topluma salata çıkıldığı zaman temiz olunması lazım geliyordu ya, evet, ellerin, yüzlerin, ayakların, başın mesih yıkanması konuları şey yaptıktan sonra bu ayetin devamında Cenab-ı Hak orijinaliyle şey yapayım. Ve in kuntum cunuben fettaharu. Cünüp iseniz temizlenin. Temizlenin. İyice temizlenin. Fettaharu. Fettaharu. Bakın bu fettaharu sözcüğü işi bize çok güzel bir şekilde açıklar. Cünüp iseniz, cünüp biliyorsunuz hayattan kopukluk demekti. Evet. Hayattan kopuk, aklı başında olmayan, şehveti kabarık bir adamın toplumda dinleyici olarak, öğretici olarak, katılımcı olarak yararı olmayacağından dolayı cünüp insanların salata tamam katılmamaları doğru istenmişti. Evet. Ve Cenab-ı Hak burada cünüp iseniz, cünüplükten fettaharu der. Cünüplükten sonra fettaharu. Fettaharu sözcüğünün anlamı yapısal olarak temizlik üstüne temizlik yapın. İyice temizlenin demek. Bu sözcüğün içerisinde fettaharu iyiden iyiye temizlenin dediği zaman burada iki nokta var. Hem zihninizi temizleyin, cünüplükten kurtulun, İki o yönü gerginliğinizi atın. Bakın. Hem de yıkanın. Maddi olarak. Maddi evet temizliği de yapın. Bunun her ikisi bu ayette bu sözcüğün içerisinde. Fettaharu. Fettaharu sözcüğünün içerisinde dediğim gibi hem zihninizi artık temizleyin hem evet de bedeninizi temizleyin. Bedeniniz, evet. Anlamı vardır. Zaten var. Onun evet için bu bir. Bir. Birinci delilimiz birinci bu. Birinci konu bu. Bir de Nisa suresindeki ayette şimdi orada ise Cenab-ı Hak başka bir ifade daha bunu şey yapar. Orada hani salata yaklaşmayın emri verilirken orada vela cünüben illa abiri sebilin hatta tahtesilû der. Evet. Cünüpken de salata yaklaşmayın der. Aynı. Burada yolcu olanlar müstesna. Bunu bir şey yapalım. İstisnasını bir şey yapalım.
Doğru. Yolcu olanlar müstesna. Yolcu olanlar da bu kayıt olmaz diyor Cenab-ı Hak. Ama burada hatta ta'tesilû der. Hatta. Salata ne zaman cünüp iseniz yaklaşmayacaksın? Yıkandırılıncaya kadar. He. Burada yıkanma sözcüğü yıkandırılma olarak birisinin ifade edilir. Birisinin yıkaması mı oluyor? Yıkandırılma. Şimdi burada yıkandırılma dediği zaman bak yıkanıncaya kadar değil. Değil. Yıkandırılıncaya kadar. Yıkandırılmak ne demek? Başkası tarafına değil ha, mi? Bir yani cünüplükten kurtulurken yıkanmak zorunda kalacaksın. He, zorunda kalacaksın. Hayır, yıkanmak zorunda kalacaksın. Bak şimdi. Yıkanmak zorunda da bırakılıncaya kadar. Burada da bak şimdi yıkandırılmak zorun dediğin zaman birincisi cünüpken yaklaşma demişti ya şehvetin gerginken yaklaşma. Evet. Bunun anlamı nedir? Şehvetini gidereceksin. Evet. Tamam. Modern tabirle orgazm olacaksın, evet. Zihnini temizleyeceksin, arkadan da bedenini de yıkayacaksın. Ve mecburen yıkandırılmış olacaksın. Mecburen yıkandırılmış olacaksın. Ha, mecburen yıkandırılmış olacaksın. Buradaki ifade irtisal, tahtesül dediği zaman irtisal dediğimiz zaman mutavaattır. Yani bir olay neticesinde yıkanmak zorunda kalmak. Onun için Müslümanlar topluma çıkarken cünüplükten zihinlerini temizledikleri zaman bedenlerini de temizlemek zorundalar. Şimdi neden bedenlerini de temizlemek zorundalar? Tabii. Halbuki cinsel ilişkide vücudun her tarafı değil belirli organlar kirlenmiş kabul edilebilir. Tabii. Hayır. Şimdi insanlar orgazm olurken normal olarak fıtraten vücuttaki bütün hormonlar diyelim ki endokrin sistem faaliyete geçer. Her organın kendisine göre salgıları vardır. İç ve dışta. Evet. Bunlar neticede ter olarak dışarı atılır. Yani böylece o aşamada vücudun her tarafı otomatik olarak kirlenmiş olur. Zihin onun dinginleşirken. Zihin temizlendiği gibi bedenin de böylece temizlenmesi gerekiyor. İki yönlü oluyor orada da. Evet. Doğru. Evet. Doğru. Şimdi burada şöyle bir olay var. Ki bunlar yine bir başka şeylerle bize ulaşıp maillerden falan de yapıyor. Veyahut da kendi akıllı evvellerdeyim böyle eleştiri Facebook şeylerinde bize yapıyorlar da bize bunlar ulaştırılıyor. Mesela diyor ki Hakkı Yılmaz bunu böyle izah ettiği zaman peki bekarlar ne yapacak? Ha, onu soruyorlar bu sefer. Bu ayetler kapsamında hani burada ayette özellikle bir de yolcu müstesna diyor. Demişti. Yolcu müstesna ne demek? Yolcuların eşleri erkek olsun. Yok. Yaşın yanlarında olmaz. Genelde öyle. Onun için salata katılmak zorunda kalır o adam. Ya bekarlar ne yapacak diyor. Misal. Bunları da sorabiliyor. Sorulabilir tabii ki. Efendim bunu daha önce söyledik. Müslüman toplumda reşit olup da evet. Bekar veyahut da dul Müslüman olmaz. Evet. Bakın bunu altını çiziyorum. Biliyorsunuz daha önce hatta bir kanun maddesi vesairesiyle burada açıklamıştık. Evet. Nur suresinin 32. ayetinde Rabbimiz toplumun bekarlarının ve dullarının evlendirilme mecburiyetini getirmiştir. Kamuya düşen bir görev onun bu. İçin evet. Müslüman toplumda kesinlikle evlilik çağına gelmiş, reşit olup da bekar duran veyahut da dul olan bulunmaz. Evet. Kamu otoritesi buna el atar. İşsizlerse iş verir, aş verir, evlerini, cehizlerini düzer, onlara yuva yapar, onları evlendirir. Evet. Kamu bütçesinden karşılanır. Karşılanır bunlar. Peki reşit olmayan küçüklere gelince reşit olmayanların zaten salat mahallinde işi yok. Zaten o ne fikir beyan edecek orada? Tamam. Doğru. Reşit olmayanların da, sefihlerin de dediğim gibi evet. Aklen yetersiz olanların da şeylerde yeri olmaz. Salat mekanizmasında oy onlara yok, yeri yoktur. Fikir serdedemez tamam, değil mi? Tabii reşit ki. Olmayanların yeri yoktur. Yani evet. İslami şeyde kuru kalabalığında yeri yoktur. Herkes nitelikli olacak. Evet. Bu ayetler kapsamında bu gerçeği de burada açıklamış olayım. Bey kardeşlerimize de çok çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet. Sağ olun bu soru için. Çok önemli bir konuydu gerçekten bu. Efendim İzmir'den
Günay Çam beyefendi, enteresan bir sorusu var. Evet. Allah da ölecek mi diyor. Nefisle ilgili zannedersem bu. Allah da ölecek mi? Tabii ki, şöyle, Allah da ölecek mi derken, tabii mailinde uzun yazmış. Sosyal medyada çokça dille dolanmış bir meseleyi size danışmak istedim. İster özelden, ister TV programında cevaplarsanız sevinirim. Evet. Nefisle alakalı makalenizi okudum. Orada da ifade edildiği gibi Allah da kendi nefsinden söz etmekte. Allah'ın da nefsi vardır dedik. Allah'ın nefsi, evet. Şimdi değişik ayetlerde Cenab-ı Hak kendisi için de nefis sözcüğünü kullanır. Şimdi İbrahim suresi 22. ayetinde demiş, nefsin ölümü tadıcı olduğu yazıyor. Şimdi bu burada sehven yazmış. İbrahim 22'de değil, başka ayetlerdedir bu. Ama doğru. Allah hani kullu nefsin zaigatul mevt, her nefis ölümü tadıcıdır. Ölümü tadıcıdır diye bir ifade kullanılan, evet, üç tane yerde geçen bir ayettir bu. Onları bildireceğim. Burada her nefis deyince, Allah ölümü tadıcı deyince, Allah'ın da nefsi olduğuna göre oradan çıkıyor. Allah da ölümü tadacak mı? Diye akla geliyor. Şimdi bunu sosyal medyada hani işgüzarlar şeyler vardır yani toplumda. Şaire Şef'in dediği bir şey vardır. Gezmeden seyyahı alem, okumadan da allame olan kesim olan vardır. Kesim vardır. Onlar böyle fikir teatisinde bulunurken bu tip incelikleri, evet, yakalarlar, söylerler. Şimdi bu olayı çözmenin yolu nefis sözcüğünü bilmekle, öğrenmekle. Tabii nefis deyince ne anlıyoruz biz? Tamam. Evet. Nefis sözcüğü Arapça'da, tabii Arapça bir sözcük, Türkçe'de kullanılıyoruz ama yerleşmiş, sözcüğün orijinal şeyidir. Nefis sözcüğü. Bakın, bir şeyin iç ve dış yapısıyla ve özellikleriyle tamamını, yani öz yapısını, şahsine özgürlüğünü ifade etmek üzere kullanılan bir zamirdir. Zamir. Şimdi bu demek ki bu sözcük zamirdir. Evet. Bu sözcüğü senin için de kullanabiliriz, benim için de kullanılabiliriz. Evet. Zamir. Şimdi göre burada iyi dikkat edeceğimiz nokta şu. Senin için, senin nefsin dediğimiz zaman ayrı bir anlamı vardır. Tamam. Senin iç ve dış yapını, tüm özelliklerini ifade eder. Benim için kullanıldığı zamanda da ayrı. Ayrı bir şey. Benim nefsimle senin nefsin aynı nefis değildir. Değil. He. Doğru. Şahsa münhasır. Tamam. Şahsa münhasır olur. Evet. Şimdi bu nefis, bu zamiri Allah için kullandığımızda, ki kullanılır. Kullanılıyor. Çok ayetlerde var, Allah için de hani kullanılmıştır bu, evet, ayetler. Maide 116'da, Ali İmran 28'de, Ali İmran 30'da, Enam 12'de, Taha 41'de vesaire. Evet. Bunlar Allah için de kullanılmıştır. Şimdi bu zamiri Allah için kullandığımızda da Allah'ın tüm sıfatlarıyla birlikte Allah'ı temsil eder bu sözcük. Tüm sıfatlarıyla birlikte. Bizim nefse benzemedi. Benimki sana benzemiyor. Seninki bana benzemiyor ama Allah'a atfettiğimiz zaman bu sözcüğü, Allah'ın nefsi de bizimkilerin hiçbirine benzemez. Tabii ki. Neden benzemez? Tabii şimdi ki, hani iç ve dış yapısıyla, tüm özellikleriyle demiştik ya. Evet. Allah'ın ne var? Hay, hay, gayyum, gayyum, değil mi? El-Baki sıfatları var. Baki. Allah hayyun, diridir, la yemut. Bu defa bu sıfatlarda ölmeyen Allah, hayat veren Allah, hep diri olan Allah yemut, ifadeleriyle, evet, buradaki nefis onu da kapsıyor. Onu da kapsar. Ve böylece nefis dediğimiz zaman aynı nefis değildir. Allah'ın nefsi ayrı, onun nefsi ölmeyen bir nefis. Mümit öldürücü mü oluyor efendim? Mümit öldürücü. Öldürücü. Muhyi de diriltici. Bunlar hep esmadaki şeyler. Şeyli karşılıklı. Esma-ı Hüsna'daki var olan bir şeyler. Bunları da kapsar. Evet. Hepsini kapsar. Hepsini kapsar. Allah'ın nefsi dediğimiz zaman ölümsüz. Tamam. Lüğü de vardır gerekir içerisinde. Bizim nefsimizde de ölümlülük vardır. Tabii. Çünkü Kur'an'da... Şimdi bu dil yönünden bu tip ifadeler kullanılmak zorundadır. Arap dilinde bu kullanılır. Ama akli istisna dediğimiz bir şey vardır. Her nefis ölümü tadıcıdır diyen Allah ise burada kendisi buna girmez.
Çünkü kendi nefsi de karşıdakinin nefsi gibi değildir zaten. Ayrı bir şey. Tamam. Ve bu ayetlerin geçtiği. Şimdi değerli okuyucular, izleyicilerimize de bunu bildirelim. Şimdi mesela Enbiya 35. Ankebut 57, Ali İmran 185'te. Burada geçen pasajlar, mesela Enbiya suresinin 30'da 35'inci ayetlerden oluşan, Ankebut suresinin 56-59'dan oluşan, Ali İmran'ın da 185-186. Ayetlerden oluşan paragraflarına baktığımız zaman bu ifadelerin Cenab-ı Hak belirli bir gruba, muannit gruba, müşrik gruba, dünyada kendilerinin ebedi kalacağını zanneden gruba ihtarıdır bu. Orada bizzat kendilerinin ölümlü olduğunu ve onları da kendisinin öldüreceğini ifade eder. Mumit sesiyle. Evet, kendisinin öldüreceğini ifade eder. Onun için buradaki nefis sözcüğünün içerisine Allah girmez. Girmez, evet. Şimdi bu neye benzer? Bak ben bunu bir başka yönle daha izah edeyim. Buyurun. Mesela bir alay komutanı düşünün. Tamam. Komutan. Komutan. Bu diyor ki, emir veriyor, çıkıyor bir toplantı, tadat, içtimada. Tüm askerler eğitime gidecek diyor. Tamam. Evet. Buradan ne anlaşılır? Kendisi de asker. Kendisi de asker olmasına rağmen kendisinin de gitmesi gerektiği anlaşılmaz. Evet. Onun komutanlık mevkii bunu burada istisna eder. Tabii ki komutan duruyor. Komut veren o olduğu böyle için muhatapları götürüyor. Gidecektir, kendisi gitmeyecektir. Doğru, o da asker esası değil o mi? O da kendisi de asker olmasına rağmen. Yani nefise benzetirsek. Çünkü kendisinin yani o eğitimleri almış, tabii. O eğitimler sonucunda ona ihtiyacı olmayan, komuta kademesinde olan birisi olduğundan dolayı doğru. Burada aklen onun gitmemesi gerektiği tabii. De ortaya çıkmış olur. Çok güzel benzetme. Evet. Ondan üstün alay komutanı üstün diyelim ki kol ordu komutanı geldi. Belki de o söylese o da açar. O da kendisi de o muhatap alacak olursa onun muhatabı kol ordu komutanı orada müstesna olur. Genelkurmay başkanına kadar misal bu böyle çok gider. Güzel oturdu gerçekten. Evet. Bunu böyle. Ama esas bu konuyu yani güzel anlamanın yolu nefis sözcüğünün anlamını. Nefis sözcüğünü zamir olarak. Zamir olarak. Değil mi? Hani kullandığı zaman zamir olduğunu bileceğiz bunun. Tabii. Allah'a gittiği zaman Allah'ın sıfatlarıyla birlikte. Tümünü. Tümünü ele almış olacağız. Evet. Ama kullara gittiği zaman da kullar zaten fanidir, tek. Ölümlüdür. Tabii ki. Onların nefsi farklıdır. Allah'ın nefsi farklıdır. Hatta sizin nefis farklıdır. Benim nefis farklıdır. Tabii ki şüphesiz öyle olur. Hatta bu daha ileride inşallah hani Cenab-ı Hakk'ın kısas da hayat vardır. Ayetinde enden nefse bin nefsidir. Nefse karşı nefis dediğim zaman İnsana bu kadar. Çok ince bir nokta gelecek. İki insan nefsini karşılaştırdığımız zaman aynen nefis bulamayacağız. Onun için kısas talep edenler de kısastan feragat etmek zorunda kalacak. Çünkü adaleti tam olarak gerçekleştirmek mümkün olmuyor. Onun için nefis sözcüğünü burada tekrar orijinal anlamını tekrar tarif ediverim, açıklayayım. Bir şeyin iç ve dış yapısıyla ve özellikleriyle tamamını. Yani öz yapısını, şahsına özgürlüğünü ifade etmek üzere kullanılan bir zamirdir. Zamir olduğunu bileceğiz. Evet. Yani özel isim şey vesaire değil yani sıfat da değil. Evet. Bu tamamen zamirdir. Raci ama soru çok kimi güzel. Kimi temsil ediyorsa. Tabii. Evet. Benim de kılıma bir zamanlar aklıma gelmişti gerçekten mesela hani acaba diyordum kıyamet kopacak böyle devam edecek Allah diyor, ölür mü falan diye küçüklükken mesela aklıma gelmiş. Evet. Demek ki akla gelebiliyor böyle sorular. Şimdi işte bütün bunlar hep gelir akla ve gelsin. Tabii. Çok güzel bir şey. Tabii ki. Açılsın. Ve bunun arkasına düşüldüğü zaman insan mutmain olur. Mutmain olmak. Mutmain olur. İbrahim Aleyhisselam'da oldu. Şimdi siz hani programın girişinde Cenab-ı Hakk'ın ne güzel ifade ettiniz orada. Kur'an'ı Cenab-ı Hakk'ın en güzel şekilde kendisinin açıkladığını şüphesiz. Değil mi? Şüphesiz. Tabii şüphesiz. Şimdi bunu Furkan 32-33'te biliyorsunuz ahsene tefsirdir. En güzel tefsir. Kur'an'ın tefsirini Cenab-ı Hakk'ın kendisini yaptığı ve bu tefsirlerin en güzel olduğunu şüphesiz. İfade eder. Yeter ki biz Kur'an'dan faydalanmayı bilelim. Çünkü o bir kılavuz kitabı. Yani tabii. Bunu biraz sonra belki başka şeylerde de değineceğiz. Önemli olan Kur'an'dan
olayı çözmenin yoluna bakalım. Evet, çok hepsi güzel. Hepsi Kur'an'da var. Evet. Yani kafamıza gelebilecek, aklımıza gelebilecek şeylerin hepsi Kur'an'da var. Evet. Onları oralardan bulabileceğiz inşallah. Evet, çok, yine çok bu Günay kardeşimize de bu Günay vesileyle kardeşimiz çok güzel teşekkürlerimizi bildirmiş olalım. Evet. Şimdi başka bir soru daha var. İsminin söylenmesini istemeyen bir seyircimiz, dinleyicimiz diyor ki, fıtrat dini ne demektir? Fıtrat dini olarak çok geçiyor bu şeyde. Evet. Ayetlerde de geçiyor sanırım. Fıtrat dini. Fıtrat nedir mesela? Oradan başlamak gerekirse. Şimdi, gerçi bu biraz uzun olacak ama yani 5 dakikamız falan var. Ona bu, göre pek bir 5 dakikalık konu değil, değil o zaman. Şimdi bunu çünkü burada bir şey yapacağız. 5 dakikalıksa burada yani aradan sonra da devam edebiliriz isterseniz. Şimdi bunu bölmeyelim. Bölmeyelim. Evet. Şey yapalım. O zaman şimdi sırada Allah'ın adaleti şeklinde bir soru soran o da var. Uzun. Şey yapalım. Ondan sonrasına geçelim şimdi. Manisa'dan Kadir Keskin beyefendi. Salatın günümüzdeki icrası nasıl olacak? Aslında burada cuma salatını söylemek istiyoruz sana dersem. Geçen anlatmıştınız ya hani cuma salatı konusunda en hayırlı salat. İcrasını günümüze uygulamak şeklinde. Evet. Onu şey yapalım isterseniz. Şimdi o zaman tabii ki hocamız sağ olsun. Allah selamet versin. Ama biz hocamıza biraz sitem edelim. Şimdi her şeyi yani neydi? Armut piş. Ağzıma düş. Deyim var öyle. Evet. Tarzında hocamızın şeyi. Allah selamet versin. Sağ olsun. Şimdi biz o programda salatın uygulamasını güncellerken bu işi bireysel olarak bizim önermemiz, bizim yol göstermemizin dışında toplumdaki özellikle Müslüman kardeşlerimizden sosyologların, psikologların, pedagogların günün şartlarına göre oturup bir konsey kurmalarını ve bu konseyde bilir kişileriyle topyekün bir şura oluşturup bu şura ile bunun nasıl uygulanması lazım geldiğini biz hocam gibi eğitimcilerden bekliyoruz. Evet. Yani bu şöyle olur böyle olur değil. Yani bu bireysellik bir şey değil. Bu şura ile olacak bir şey. Şimdi burada daha önce birkaç defa kısa değindim. Şurayı söyleyelim. Neden grupla? Şura sözcüğünün kökü bizde danışma diye geçmiştir. Evet. Danışma dediğin zaman bu aslında şey olur da sözcük, danışma sözcüğü işteş anlamı olarak. Karşılıklı. Ama halk bunu danışma dediğin zaman gidip birine bir şey sormaya danışma diyor. Akıl danışmaya gibi. Akıl danışma. Aynı şey ama danışma diyoruz ama danışma sözcük aklında şey. Akıllaşma demek. Karşılıklı. Akıl, değil mi? Değil mi? Karşılıklı birbirine akıl verme anlamında. Hmm. Ama biz karşılıklı değil, birinden bir şey öğrenmeye danışma diyoruz. Evet. Burada da yanlış. Bu da Türkçesini yanlış. Bile yanlış uyguluyoruz. Maalesef. Bak şura tamam danışma. Doğru. Türkçeye geçmiş ama Türkçesini bile yanlış uyguluyoruz. Bunun orijinali dağda ormanda eski Bedevi Arapların ağaç kovuklarından, taş kovuklarından gidip arıların ballarını temin edip toplayıp getirip sofrada bal yemeleri demek. Şura'nın esas anlamı bu. Çok enteresan. Böyle onun için biz de diyoruz ki bu konular şura işi. Neden? Müminlerin işi şura iledir. Cenab-ı Hak müminlerin özelliğini Şura suresinde çok açık. O var. Âli İmran'da ve şâbirhum fil emridir. Onlarla istişare etler. Yani bunları şey yaparken Müslümanların yani bu salatı nasıl uygulanacağı noktasında sosyologlarının, pedagoglarının, psikologlarının el birlik bir şura oluşturmaları, ortak müzakereleri sonucunda en tatlı, en hoş, en mükemmel kararı alarak uygulanması için topluma bal olarak sunmaları. Hazır olarak sunmaları. Evet, biz de hocalarımızdan, onlardan bekliyoruz bunu. Bu da bizim kapasitemizi aşan olaylardır. Evet. Onu hocalarından ve arkadaşlarından bekliyoruz. Bahsettiğiniz vücudu şartlarını fıkıh kitaplarında gene insanlar tarafından konuldu. Tabii, belli. Tabii. Yani bu onlar kurumlar, şimdi şöyle, Kur'an'da salat yok. Şimdi
Cuma günü salatı dediğimiz, ha, toplanma günü salatı, salatların en hayırlısı ya. Tabii ki. En hayırlı nasıl olabilir kardeşim? Hı. En güzel katılımla, evet, en güzel konuların görüşülmesiyle, ki zikrullah eksenli olacağını söyledik değil mi? Tabii. Öyleyse bunlar işte o vesileyle oluşturulmuştu. Ben o zaman da bunları şey yaparken bunlar uydurma falan demedim. Çok güzel, akli olarak çok saygı duyulacak, çok güzel bir kararlar, çok güzel bir ilkeler dedim. O kuralları insanlar vaz etmiş zaten. Şimdi uyarlanabilir. Evet. Mesela geçen ne dedik? Gece vakti bile olabilir mesela. Tabii tabii. Yeter ki dedim ki hayırlı, yararlı olacak bir vakit tespit edilsin. Herkesin katılacağı ortam. Evet. Ama dediğim gibi hatta şunu da söyledik değil mi? Yani her bölge kendine göre bunu ayarlayabilir. O da olabilir. Her bölge. Yeter ki en yararlı olacak şekli, zamanı, dediğim gibi bunu ilim adamları tespit etsin. Değil mi efendim? Evet. Doğru. Onu onlar tespit etsin. Bu sırada cevaplamış olduk. Evet. O zaman bir kısa ara verelim isterseniz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenlerimiz, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyenlerimiz. Yani birinci arada, birinci bölümde Sayın Hakkı Yılmaz Beyefendi biriken soruların cevaplanması konusunda çalışıyorduk. Şimdi isminin söylenmesini istemeyen bir seyircimizin de bir sorusu var. Ona tercih etmek istiyorum. Fıtrat dini ne demektir diyorlar. Hani ayrı bir din şeklinde mi anlaşılıyor acaba? Fıtrat dini ne demektir tarzı bir soru var efendim. Evet. Şimdi çok teşekkür ederim. Tahminim bu sorunun kaynağı Rum suresinin 30. ayeti. Orada Cenab-ı Hak Resulullah'a muhatap alarak, o halde sen eski inançlarını terk eden biri olarak, yani hanif olarak dine yönel diyecek, ama dini burada bir bedelle, bir bedel, dini bir tanım getirmiş burada. İnsanları üzerine ilk olarak yoktan yaratmış olduğu Allah'ın fıtratına doğrultuyor. Allah'ın fıtratına. Burada böyle dini şey yaparken bir fıtrat dinine işaret ediyor. Evet. Fıtratta bir dine işaret ediyor. Sorunun kaynağı da bu. Çoğu yerde zaten halk arasında da İslam dininin hani fıtrat dini, evet, olduğu söylenir. Ama burada bu fıtrat dini dediğimiz zaman bunu iki açıdan ele alacağız. Ama aslında ayette var olan bu iki açıdan bir tanesi. Bu Rum suresinde. Evet. Şimdi burada şöyle izah edeceğim ben bunu. Bir fıtrata uygun din. Dinin fıtrata uygun olması. Birincisi, dinin fıtrata uygun olması. İkincisi de dinin fıtrattan kaynaklanması. Fıtrattan kaynaklanması. İkincisi de dinin fıtrattan kaynaklanması. Birincisi, yani fıtrata uygun dediğim din dediğimiz zaman şunu bileceğiz. Fıtrat, biliyorsunuz daha önce bunu açıklamıştık, yoktan var etme, yani modelsiz, prototipsiz olarak, evet, ilk olarak yaratma
anlamında. Evet. Bir de buna biz şey diyoruz, Arap dilinde, Arap literatüründe şöyle ezdat, çift ezdat anlamı, zıt anlamı içeren bir şey diyoruz. Bir de bu şeyin son olarak parçalayıp yok etme anlamı var. Mesela Kur'an'da İnfitar suresi var. Bir de kıyamet anının kopuşlarında aynı fıtrat sözcüğünün türevleriyle ifade edilir. Ama bizim buradaki konumuz infitar, yani ikinci anlam değil de birinci, yoktan var etme var noktasında. Şimdi birincisi İslam dininin fıtrat dini olması noktası dediğimiz zaman şunu anlayacağız. Cenab-ı Hak İslam dininde ne kadar ilke, kural, kanun koyduysa hepsinin fıtrata uygun olması. Yani hepsinin insandaki var olan yaratılmış özelliklerine uygun olması. Onun içindir ki Cenab-ı Hak Kur'an'da aşağı yukarı 5-10 defa geçen ayette La yükellifullahu nefsen illa havüs'aha. Evet. Allah kimseye takatının üstünde, istihap haddinin üstünde yük yüklemez. Bunun anlamı nedir? Fıtratına aykırı bir şey istemez. Mesela insan uçabilir mi? Uçamaz. Uçamaz. Tabii. Allah insana uçacaksınız der mi? Demez. Demiş mi? Çekemeyeceğimiz bir şey yok. Tamam. Şimdi bak. Evet. Çünkü fıtrata aykırı olur. Fıtrata aykırı. Cenab-ı Hak mesela bütün vermiş olduğu emirlerin tümü hep fıtratına aykırı olmayan şeylerdir. Hep fıtratına uygundur. Hep fıtrata uygun. Hepsi. Mesela ne diyelim ki zina etme, zinaya yaklaşma diyor. Fıtri bir olaydır. Tabii. Yapabilir. Yapabilir. Mesela diyelim ki Cenab-ı Hak biliyorsunuz zinaya yaklaşmama konusunda erkeklere de kadınlarına da bazı durumlarla gözlerinizi kısın dediği zaman anlatabilirim. Tabii. Fıtrata uygundur bu. Neden? Cenab-ı Hak göz kapatmak için bize göz kapakları vermiştir. Yaratmış. Değil evet, mi? Doğru. Kimse nasıl kapatayım ki? Kapağım sormaz. Yok ki. Zaten fıtratı uygun yani. Değil mi? Fıtratı var onun. Evet, onun fıtratı vardır. Yani yememizden, içmemizden, giymemizden, yani bireysel davranışlarımızdan, toplumsal davranışlarımızdan her biri fıtrata uygundur. Enteresan. Bak, evet. Fıtrata uygundur. Şimdi bunun içindir ki Cenab-ı Hak son vahyinde bugün size hani dininizi tamamladım ve size de İslam'ı seçtim dediği zaman fıtratımıza uygun olarak ilkeleri koyduğunu ifade eder. Onun için Cenab-ı Hak insanı mükemmel yaratmıştır. Tabii. Evreni mükemmel yaratmıştır. Bunlar mükemmellik, bütünlük, emanet usulü, emanet. Bütünlük olması fıtrattır. Tabii. Ama İnsan ne yapar? Bu fıtrata ihanet eder. Fıtratı insan bozar. Doğayı bozar, atmosferi bozar. Değil mi? Toplumu bozar, şehri bozar, aileyi bozar. Hep bunlar fıtrata aykırı şeylerdir. Evet. Halbuki Allah'ın koyduğu şeyler de ilkelerde fıtrata uygun demektir. Şimdi bu hani fıtrat dini bu demek değil. Bu fıtrata uygun. Fıtratın çizgisi bu. Evet. Yani şeydeki Rum suresinin 30. ayetinde konu edilen bu değildir. Değil. Biz buna Allah'ın deriz fıtratı. Yani İslam dini fıtrat dini deriz. Fıtrat dini. Şimdi bu açısı vardır. Ama bir de fıtrattan gelen din vardır. Fıtrattan gelen bir din. Fıtrattan evet. gelen din vardır. Fıtrattan kaynaklanması. İşte şimdi Cenab-ı Hak burada ki bu öyle olacak. Şimdi İslam hükümlerinin tümü fıtrattan da gelir. Yani şöyle söyleyeyim size. Allah kitap indirim yollamasa, peygamber görevlendirmese, İslam dininin ilkeleri insanın nüvesinde var olan kodlarında vardır. Bunu insan kendi kendine bunu ortaya çıkarır. Çok enteresan. Fıtrat dini dediğimiz zaman fıtrattan gelen din budur. Şimdi Cenab-ı Hak bunu daha önce birkaç vesileyle bunu söylemiştik. Hatırlanacak olursa. Şimdi Şems suresinde fıtrat. Fe elhemeha fucuraha ve takvaha. Evet. Öyle mi? Tamam. Fücur şimdi, evet. Takva. Kişiye bak. Fe elhemaha fucuraha ve takvaha. Evet.
ona hem takvasını hem de fücurunu ilham etti. Yani genlerine kodladı demek. İnsanın genlerinde din vardır. Evet. Bilgisayarı kodlanır gibi ona da demek şey yapılmış. Aynen, genlerinde bu şey vardır. Şimdi bir de Taha suresinde Firavun Musa tartışmasında Musa'ya Firavun der ki bu Rabbül Alemin dediğinde nedir der. O da orada cevap verir. Cevap verir. Bak ne güzel şey yapar. Bizim Rabbimiz her şeye varlık ve özelliklerini veren, sonra yol gösterendir. Bu direkt varlıkların içerisinde. Şimdi takva bildiğiniz gibi neydi? İnsanın koruma altına girmesi. Bir kaydı, evet. Koruma altına, kendini koruması demek. Evet. Kendini koruması demek. Fücur da tam tersi, kendisini korumaması, din, iman, kanun, nizam tanımama. Din perdesini yırtmak demek. Yırtmaktan geliyor fücur, yırtmak. Şimdi evet. Cenab-ı Hak insanın fıtratında, genlerinde hem iyilik, iyi adam olmayı, hem de kötü adam olmayı, serbest hem bırakmış. Kendisini korumayı, hem de kendisini tehlikeye atmayı, öyle diyeyim yani. Her ikisini kodlamak suretiyle serbestlik tanımıştır. İmtihan esprisi bu zaten. İmtihan esprisi mi? Bu. Ama buna rağmen, şimdi, her insanın içerisine akıl dediğimiz, vicdan dediğimiz bir şey daha koymuştur. Evet. Bunu şöyle söyleyeyim. Akıl insanın içerisindeki polis memuruna benzer. Yeryüzünde, bakın, yeryüzünde hiçbir insan yoktur ki herhangi bir yanlış iş yapıp da, kötülük yapıp da, kansızlık yapıp da ona içerisinden aklı karışmış da ya yanlış yapıyorsun dememiş olsun yani. Aklı mutlaka, akıl mutlaka orada devreye girmiş, yanlış yaptığını, yanlış yapmakta olduğunu ona ihtar etmiştir. Ama o dinlemez tabii. Ama o dinlememiştir. Evet. Öteki tarafını baskın çıkarmıştır. Tabii, tabii. Şimdi onun için akıllı da insanın nüvesine koymuş, bu da fıtratta var. Akıl da olmasın. Şimdi akıl fıtrat. Polis memuru diyeyim. Vahiy de, din de, peygamberle gelen din de bir emniyet müdürlüğü diyelim yani. Bütün kuralları teşkilatıyla birlikte onu öyle diyelim. Benziyor. Ama her insanın kendi nüvesinde, bak şimdi kendi nüvesinde mutlak surette takvasını, kendini koruyacak ilkeleri özünde Cenab-ı Hak insana kodlamıştır. Bu fıtratında vardır. Enteresan, evet. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Hiç din, iman, ahlak, fazilet öğretisi almamış bir insanlar arasında bir anket yapılsa. Evet. Yalan söylemek adam iyi midir, kötü müdür? Mesela denilse, sorulsa. Evet. Sorulsa. Çirkin İyi derler. Diyen çıkar mı? Pek az çıkar. Yani hırsızlık, uğursuzluk iyi midir, kötü müdür de bir hani anket yapılsa. Ama bunlar dediğim gibi din, iman tanımayan bir kesimde. Yapılsa. Orada bak nasıl vicdanen kendisi doğruyu söylemek zorunda kalıyor. Dediğim gibi bunun ötesinde cinayet, adam öldürmek, başkalarının malını gasp etmek, başkalarına zulmetmek, anlatabilir miyim? İyi midir, bunun, kötü müdür iyi sorulsa. İyi midir, kötü müdür diye hani bu kötü şeyler diyecek. Yapılsa. Bu nereden geliyor bu? Fıtratından. Bu fıtrattan geliyor. İşte bunlar fıtrattan geliyor. Şimdi anlaşıldı fıtrat. Şimdi bu fıtrattan gelir işte. Evet, çok güzel. Şimdi bu fıtrattan gelir. Bu insanın özünde var. Evet. Şimdi burada şöyle bir örnek şey yapacağım ister istemez. Biliyorsunuz dünyada materyalistler, yani yeni tabirle seküler kişiler, diğer bir şeyle de belirli adamların çalışmalarının yanlış değerlendirmesi sonucu ateizm, yani tanı tanımaz tanımazlık diye belirli bir kesim akım var. Evet. Bir de bunların arkasında doğal dindar dediğimiz kesim var. Evet. Ama bu tanı tanımazlar, yani ateist dediğimiz adamlar var ya. Şimdi bunlar toplumda yaşarlarken sosyal bir varlık olmaları nedeniyle tutmuşlar. Bu tuhaf, bu gerçek. Amerika'da, İngiltere'de. Onların da bir iki akıl hocası var. Tabii yani ki vardır. Şeyler, onları da bildireyim. Bu akıl hocalarıyla birlikte
tutmuşlar sosyal düzenle ilgili yeni 10 emir diye bir kurallar getirmişler. Kendi kendilerine. Bunlar tanımaz adamlar. Bunu yani internet motor aramalarından da hani şeylerinden, arama motorlarından da yeni 10 emir diyecek olurlarsa çıkıyor bu. Ben bunları yani piri olan kişiyi ve onunla ilgili çalışmaları ve bu yeni 10 emiri orada görecekler. Bunlar tanımaz adamlar, biliyor musun öyle şey olarak? Evet. Şimdi ben burada bu ateistlerin tanımaz adamların 10 emirlerini burada sunacağım. Bir tanıyalım bakalım ne diyorlar. Ya bunlar enteresan ne diyor? Yani. Ben ya, de hiç dememiştim. Bir, sana yapılmasını istemediğin şeyleri başkasına yapma. Çok enteresan. Bir, her meselede zarar vermemek için mücadele et. Evet. Arkadaşlarına, arkadaş canlılara ve dünya geneline sevgi, şefkat, içtenlik ve saygıyla yaklaş. Kötülüğe göz yumma ve adaleti uygulamaktan çekinme. Ama özgürce ifade edilen ve dürüstçe pişmanlık belirtilen kabahatleri affetmeye daima hazır ol. Hayatını neşe ve hayranlık duygusuyla yaşa. Hep yeni şeyler öğrenme arayışında ol. Her şeyi sına. Durumlar karşısındaki fikirlerini daima gözden geçir. Eğer uyumlu değilse tutkuyla bağlı olduğun bir inancı dahi terk et. Bak, çok enteresan, tutkuyla. Düşünce ayrılıklarını asla sansürleme ya da yok etme. Diğer insanların seninle aynı fikirde olmama haklarına daima saygı duy. Öz deneyim ve mantığınla kendi bağımsız fikirlerini oluştur. Başkalarının seni körü körüne idare etmelerine izin verme. Her şeyi sorgula. Çok enteresan. Bu 10 tane emir. Şimdi evet. Bunların akıl hocası buna ilave yapmış. Şimdi kendi kitabında. Ona ilaveten. Bunlara ilaveten. Onların bir tane maddesini başka bir konuda açacağım ama diğer maddeleri okuyayım. Cinsiyet, ırk ya da mümkün olduğunca türlere dayalı baskı ve ayrımcılık yapma. Çocuklarınızın beynini yıkamayın. Onlara kendi yararlarına fikir yürütmeyi ve herhangi bir konuyla ilgili iddiaları nasıl değerlendirdiklerini öğretin. Ve sizinkilerden farklı fikirler üretmeyi nasıl başaracaklarını anlatın. Geleceği kendi ömrünüzün ötesinde değerlendirin. Şimdi bunları Allah tanımayan bir adamlar söylüyor. Oturmuşlar. Evet. Düşünmüşler, tanışmışlar, karar vermişler. Böyle bir ilkeler oluşturmuşlar. Evet. Şimdi bunların her birisi, bu ilkeler Kur'an'da onlarca ayetle teyit edilmiş, ortaya konmuş gerçeklerdir. Gerçekten bunlar öyle. Nedir? Kur'an'ın ayetleri. Demek fıtratındaki olan şeyi. Ha, bunlar, bak şimdi bunlar dinden, biz diyoruz ki bunları Kur'an falan ayet böyle diyor, filan ayet böyle diyor, şu diyor, bu diyor. Bunu nereden çıkardılar? Akıl ve vicdanlarından. Yerlerindeki kodlardan çıkardılar. Kodlarından, evet. Allah çünkü onlara koymuş fücur. Evet. Şimdi bunlar işte. Şimdi bunu tuttular. Bunun arkasından yeni bir akım doğal dindarlık. Doğal dindarlık. Ya bunun kaçamağı yok kardeşim. İhtiyacın var. Bak dönüp dolaşacağı yer. Yer. Kürkçü dükkanı. Aynısı. Evet. Cenab-ı Hak size bu akılı verdiyse. Tamam. Siz bu İslam'a döneceksiniz. Evet. Bu İslam'ı yaşayacaksınız. Evet. Bu İslam'ı bulacaksınız. Doğru. Tamam mı? Akıllıysan bulacaksın. Şimdi, doğru. İşte dediğim gibi tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanı. Zaten bulmuşlar. Yani ha, orada. Burada evet bulmuşlar. Evet. Şimdi burada ne var? İşte burada tek şey kaldı. Marifetullah. Bu özü bulmaları lazım. Özünü. Bunu özü bulmaları lazım. Hattizatında genlerindeki kodlar da bunları da ifade ediyor. Onu perdeliyorlar bunlar. Ha, perdeledikleri işte, için. Kafirlik işte burada yani. Bilerek örtüyorlar. İsteyerek. Mesela bu adamlar, yani bu evrimciler, eski şeyle devrim, şöyle dehri dediğimiz bu kesim, bunları bilerek örtüyor. Mesela diyor ki işte tekamül nazaresi gereği ilkeye doğru gidiyor. İlk canlıya varıyor. Peki ilk canlı nasıl gelişti dediğin zaman biz orada durduk. O kimyacıların işi diyorlar. Topu oraya atıyorlar. Topu başkasına atıyorlar. Ya.
Şimdi halbuki dünyaya baktığımız zaman hani derler ki düşmekte olan uçakta evet. Değil mi? Cephedeki asker de evet. Yani savaş anındaki asker de fırtınaya tutulmuş gemide ateist bulunmaz. İmkansız. Neden bulunmaz? Çaresiz kaldı. Ha işte hayır, genlerinde var o. Zaten geninde var. Ha, genlerinde ortaya var. Ortaya çıkıyor o zaman değil ama mi? Ama işte bu nedir? Yani daha önce şey yaptık. İmanı yeis ve imanı beis. Evet. Öyleyse burada rahat bir ortamda, rahat şartlarda bunun yapılmasını, bunun genlerdeki olan şeyin ortaya çıkarılması gerekir. Evet. Ve Cenab-ı Hak öyle bir şey ki bu genlerde var olanı çıkarmayanları biliyorsunuz değişik ayetlerde. Yani bunları kınar. Bunları dört ayaklı hayvanlardan daha da düşüncesiz, yani kendini daha fazla kaybetmiş. Evet. Azallü sebebiyle örtüyor çünkü daha bu şeyi. Tabii ya, bilerek şey yapıyor. Kendi cebindeki, elindeki malzemeyi kullanmıyor. Evet. Hazır verilmiş malzemeyi kullanmıyor. Ve şimdi şöyle bir şey var. Yine bir başka ayeti hatırlatayım. Araf suresindeki bir ayette kınanır. Furkan suresindeki bir ayette kınanır. Hı. Ama bir de Mülk suresinde cehennemden bir estantane getirir Cenab-ı Hak. Oradaki estantanede, oradaki sahnede görevliler, ya size elçi gelmedi mi, sizi bir uyaran olmadı mı da bu ateşli cehenneme düştünüz falan dediği zaman onların bir ifadesi var. Levkünnâ nesme'u evnâkülü mâ künnâ fiyasâbis sayır derler. Biz ya vahya kulak verseydik, yani hak dini şey, veyahut da en azından şu genlerimizde kodlanmış akılımızı kullansaydık burada olmazdık derler. Ya, aklımızı kullansaydık. Onun için buradaki İtiraf şeyleri ediyorlar. Söylüyoruz. Burada Cenab-ı Hak bize fıtraten iyi kötüyü ayırmayı, dini bizim genlerimize kodlamıştı. Lütfetmiş, rahmeti gereği yine aynen şey yapıyor. Bize ekstra peygamber yollamış, ayrıca kitap indirmiş. Onların kadri kıymetini bilelim. Evet. Ama bu olayları da sorgulamaktan da hiç vazgeçmeyelim. Evet. Olayın şeysi Şems suresine geçiyor. Evet. Orada fücur ve takvanın insana ilham edilmesi evet, değil mi? Onu efendim? İlham ettik diyor. Onun i̇nsan aklıyla. Onun için bu fıtratta evet. olan bir şey. Kesinlikle insan objektif olarak aklını kullandığı zaman evet. duyularını, yani aklın fıtratındaki var olan özellikleri kullandığı zaman hiçbir zaman ateist falan olmaz. Olmaz zaten evet. Olmaz. Ve dini, İslam dinine sahip olur. Arar, bulur. Bu ateistlerin yaptığı gibi evet. ilkeleri de kendi kendine bunları da belirlemiş oluyor. İşte ateist olduklarını iddia edenler bile sonunda geliyorlar, dönüyorlar. İslam'a geliyorlar. İlkelerine geliyorlar. Çünkü bu zaten aklın gereği, diğer peygamberlerin gereğidir. Evet, diğer i̇şte, peygamberler gelen İslam. Özetle diyecek olursak, o arkadaşımıza da diyelim, Rum suresinin 30. ayetindeki denilen fıtrat dini, bu işte din. Bu. Hmm. Ayrı bir din şeklinde anlaşılmaz. Ayrı bir din şekli değil mi? Yani. Fıtratta evet. var olan din budur yani. Doğal din derler. Evet. Bunu da burada böylece açıklamış olalım. Evet, çok teşekkür ederiz. Şimdi sıra. Sıramız vaktimizde bir 3-4 dakikamız vardır ama. Evet. Şimdi Mustafa sorunun kısa, o kadar şeyini kısaldı söylesek. Mı? Şey? Kısaldı. Evet. Bu sorular da biraz uzun olacak. İsterseniz bunları şimdi daha sonra şey yapma. Şimdi burada şey var. Recep Petenkaya kardeşimizin. Recep Petenkaya kardeşimizin değil mi? Kısa zaten şeyimiz. Evet. Allah'ı nasıl daha iyi tanıyabilir ve neler yaparak ona evet. bir kul olup onun sevgisine layık olabilir? Ha, İzmir'den. Selam evet. ve saygılar. Tamam. Şimdi bu. Şöyle bir şey arz edeyim. Biz bunu daha önce de değindik birkaç defa. Şimdi Allah'a iyi kul olabilmenin yolu Allah'ı iyi tanımadan geçer. Allah ilk programlarda anlattığımız evet, şey. Cenab-ı Hak birkaç yerde müşrikleri, münafıkları, kafirleri kınarken وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler, tanıyamadılar, evet. bilemediler. Biz Allah'ı tanıyabilmemiz için, yani ona iyi kul olabilmemiz için Allah'ın zatını, sıfatlarını, Esma-ül Husna'sını çok iyi bileceğiz. Tamam. Bir de afak ve enfüsteki, yani evrendeki görünen, ve bünyemizdeki içimizdeki. Ayetlerini, Allah'ın göstergelerini iyi kavrayacağız. Cenab-ı Hakk'ı biz ne kadar iyi tanırsak, bunu daha önce Fatır suresindeki bir ayetle de şey yaptık. Allah'tan en çok kim haşyet duyardı?
Evet, bilginler. 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 Allah'ı ne kadar çok bilirsek, o kadar Allah'a karşı saygımız artacaktır. Kulluğumuz o ölçüde artacaktır. Bilgi oranında onun artacak. Onun için Esma-ül Hüsna'yı çok iyi bilmemiz Allah'ı lazım. Çok iyi bilmemiz gerçek lazım. Anlamlarını bilmemiz evet. lazım. Evet. Ve dediğim gibi Esma-ül Hüsna'nın afak ve enfüse yansımalarını da görmemiz lazım. Çünkü Cenab-ı Hak sürekli bizi evrende ve kendi bünyemizde araştırmaya, gözlem yapmaya davet eder. Evet. 30-40 tane ayette bu vardır. Gözleme sevk ediyor. Evet, gözleme sevk eder. Dua ederken de aynı şekilde bu Esma-ül Hüsna'daki şiirlerle dua etmekte tabii o var, daha hayırlı olur ama o tabii. istek halinde. O istek halinde. Ama önce zatı bir tanımak lazım. Tabii yani. Ki bilmeden olmaz. Şimdi biz Allah'ın zatını direkt olarak görmemiz, bilmemiz imkanı yok. Tabii. Onu hep göstergelerinden bileceğiz. Eserlerinden. Evet. Evet. Göstergelerinden tanıyacağız. Onu da Esma-ül Hüsna'sıyla dediğim gibi afak ve enfüsteki göstergeleriyle tanıyacağız. Hmm. Ne kadar iyi tanırsak o kadar iyi kul oluruz. İnşallah efendim. Onun özü de bu. Çok bu teşekkür ederiz. Bu kardeşimizinki de kısa. Rica Petanque şey kardeşimizinkini bu şekilde cevaplamış evet, olalım. Evet, yani bu sorularımız ediyorum. Herhalde biraz daha sürecek. Yani ileriki programlarda. Tamam, devam etsin arkadaşlar. Bu haftaki evet. süremiz inşallah evet, doldu burada. Bitirmek evet, istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Selam sağ olun. Ve saygılarımızı iletiyorum. Teşekkür ederiz. Sağ. Değerli izleyenlerimiz. Bu haftaki Kur'an ve İslam programımız sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.